Arkadaşlar, herkese yeni bir videoyla daha selam. AVM'ye geldim. Sabah ara çarşıya gitmiştim. Şimdi de Zara'ya geldim. 3 tane iadem var. Çünkü size asla alınmaması gereken bir eşofman göstereceğim. Yukarıda Zara'da. Çok kötü çıktı ya. Yeni gelmiş. Gösterim. Şimdi güvenlikten geçelim. Eşofmanlardan almıştım. Fakat paçaları şöyle olanlar güzel. Bunları evde giyiyorum. Ama paçası şöyle olanlar bana small'unu almama rağmen ki en küçük beden small, beli inanılmaz bol geldi. Paçası da doğal olarak kısa geldi. O yüzden hani şuradan şöyle ayırt edip bunu değil de şunu alırsanız bence daha sağlıklı. Bir de şaka gibi yazlıklar gelmiş. Şortlar. Bir yığılma var. İndirim mi gelecek bilmiyorum ama bayağı şöyle yazlık elbiseler var yani. Şortlar gelmiş ama indirime mi girecek anlamadım çünkü bayağı böyle yığılmış. Bir de şu pantolondan almıştım arkadaşlar. Kodu şu, şöyle görün. Bu da çok iyi olmadı. Şuraları şöyle çok bol oldu. Paçası da dediğim gibi inanılmaz kısa oldu. O yüzden bunu da iade ettim az önce. Çok güzel duruyordu ama bizimle değil. Şimdi Zara iademi yap, hemen çıktım. Size de gösterdim. Çünkü onlardan gerçekten memnun kalmadım. Hem kumaşları iyi değildi. Özellikle böyle eşofmanın böyle paçaları falan çok garip duruyordu. Bunu almayın diye göstermek istedim ya da deneyin yani. Çünkü normalde Zara'nın eşofmanlarını çok severim. Şimdi direkt Gülcan anneme geçiyoruz. Bayağı böyle bir sofra hazırlam, misafirleri var. Direkt arabaya gidiyorum. Aslında şöyle bir değişimim daha var. Ona uğramayacağım, sonra uğrarım diye düşündüm. Bu arada bugün şöyle oldum. Ay şuramda bu toka. Yeşil bir takım giydim. Üzerine de şöyle krem bir ceket giydim. Çok hoşuma gitti ya. Bayağıdır böyle yeşil falan giymiyordum. Hoş geldin. Welcome. Aa, eşofman kız. Olsun niye böyle renkli? Olsun. Onun var ya. Ben bir de bir tatlı tabanlı o kesti. Metin kalktı sofrada. Tuana'ya geçen normalde hani biter. Tamam. Ama kafası rahat değilse hemen topla. Bak sende. Bir de stok yok Ikea'da. Ben gittim siz oradan onu. Hayır ya, ne olacak? Boşver. Bak o takımların. Vallahi hiç bakmam. Güzel miydi? Çektim. Türksel şarjı var mı? Sende var. Sende artık Türksel kullan. Ay Türksel. Aldım. Güvenlik mesaj attı bana. Ama burada ışık yok. Olsun. Öğlen Gülcan anneden çıktıktan sonra eve geldi. Elvan'la bir yemek, oturma falan. Bayağı normal bir gün geçirdim. Güvenlik mesaj attı akşam. Sen ver, sen çok sallıyorsun. Güvenlik de şu an mesaj attı, tamam mı? Dedi ki Pelin Hanım kargonuz var. Ben de bir kargo beklemiyordum. Elvan'la hemen koştuk ve güvenliğe gidiyoruz. Akşam saat 9'da ne kargosu? Onu da anlamadım. Abi çorabı giriyordu bakına. Allah'ım yarabbim. Çok merak ediyorum. Bu kargoyu alırken siz de benimle olun istedim. Evet. Sallama kargomu, belki kırılacak bir şeydi. Değil, iyi kırılacak değil. Sallama, acaba sallama, ya. Sallama. Tekme atayım mı? Hemen eve gidelim. Bakın şimdi eve gidiyoruz. Hala eve varamadık. Vüşt deyip hala yolda olmamız. Bir tane kargo taşıyorsun belki 15 gram aşkım. Bizim sokağa biraz ışık yaptıralım. Bu ne, geceleri video çekeyim mi? Dur. Bu çam ağaçlarındaki ışıklarımızı sökecek miyiz? Tahmin etmeye başladım ne olduğunu hatta. Eminim bile. Çok güzel. Çok güzel. Hemen açalım. Kendime yılbaşı hediyem. Ayakkabılarıma bakın. Kendime ayakkabı aldım. Ve çok tatlı değil mi sizce de böyle konuşamadım. Jean pantolonlarla falan. Satıcı bayanın bana pazarladığı şekilde şu an pazarlıyor. Gerçekten jean pantolonlarla falan bence çok güzel olur. Hayırlı olsun. Çok tatlı. Güle güle kullan beni. Teşekkür ederim. Güzel bir hediyeydi. Poşetinin güzelliği yalnız. Bu ne böyle? Ay neyse, buna sevindim.
Günaydın. Ay inanılmaz yoruldum. Hızlı hızlı 3 kere merdiven indim çıktım. Arkadaşlar dün yorucu güzel bir günde oturduk. Zaten başka da bir şey yapmadığımız için videoyu dün artık daha fazla açmadım. Sabah da kalktık ve IKEA'dan şu TV ünitesi niyetine aldığım dolap geldi. Bunun aslında daha uzununu almayı düşünüyorduk ama işte kapanmasın ortam diye bu boyunu aldık. Bence güzel de oldu. Çünkü zaten şurada çekmeceler var. Burada da ayna olacak. Biraz daha ayna gidecek. Burası oldu gibi yani. Yani biraz ufak olmuş. Neyse. Şurada şöyle IKEA'nın sepetleri var. Hatta bir yandan aşağı inelim. Arabada da IKEA'dan aldığım böyle garanti. Hem çok güzel gösteren hem de ne bileyim eğer IKEA'dan bir şey alınması gerekiyorsa bence onlardan alınıp böyle odanızı güzelleştirebileceğiniz ürünler var. Onları da beraber açalım diyorum. Arabadan şimdi onları alacağım. Gittin mi efendi? Yatak odasına eşyaları taşıdım. Of. Tam dedim ki Elvan'ın odasında bir kahve içeyim. Ama bardak kalmamış burada yani. Neyse geri dönüyorum. Kahvesiz yapalım ne yapacaksa. Birazcık dağılmış vaziyetteyiz ama işte bugün toparlanacağız diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak şu saçımı bir toplayayım. Bizim çöp bu arada çok sıcak yatak odası. Bu sabah da perdesi söküldü. Kesme işlemi var. Pek güneş vuruyor ve o kadar sıcak ki. Neyse. Bizim burada bir TV ünitemiz yok. Ben de buraya bir türlü işte ne alabilirim, ne alabilirim, işte ne olabilir, nasıl olabilir, ne uyar. Çünkü her şeyi farklı bir yerden yaptırdığım için. Mesela şu makyaj masam başka bir yerden. Yatağımız başka bir yerden. Koltuklarımız başka bir yerden. Ben de dedim ki en mantıklı IKEA'dan alabilirim. Ve bunu böyle istediğim şekilde süsleyerek tatlı bir TV ünitesi haline getirebilirim diye düşündüm. Umarım yapabiliriz. Şimdi bu TV ünitesine hem şöyle dönelim. Benim şurada şöyle IKEA'dan aldıklarım var. Hem onları beraber açalım hem de uygun fiyata nasıl bir mobilya yapabiliriz görebiliriz. Çünkü ben yatağın takımı olan TV ünitelerine baktığımda inanılmaz uçuk fiyatlar. Yani onda birine falan denk geldi benim şu IKEA'dan aldım. Umarım da güzel olur. İlk olarak şöyle şu TV ünitesini bir sileceğim. Aşağıdan bez getirmeyi unuttuğum için yine bu Domestos'un pratik yüzey temizleme mendilleriyle siliyorum. Çok hafif bir tozunu alacağım. Nemlendirici sürdüm çünkü çok kötüydü dudağım. İlk olarak IKEA'nın benim şu çok sevdiğim sepetlerinden başlıyorum. Şimdi bu sepetleri her şeye uydurabildiğim için ve böyle çok hem spor hem böyle tatlı bir görsel oluşturduğu için açıkçası sürekli bunu kullanıyorum. Benim için en kurtarıcı olan bunlar. Şunları hemen tek tek açayım yapayım. Bayağı sıkıntılı. Evet, sepetleri kurduk. Şimdi devam ediyorum. Şu yastık tek bir tane kırmızı yastık. Bu misafir odasına gidecek. Bu zaten eskiden beri olan bir şey. Buraya şu çerçevelerden aldım. Siyah kenarlı olanlar. Bende bir de bunların ahşap kenarlı olanları var. Fotoğrafları böyle bu TV ünitesinin üzerine ya da ne bileyim ara raflara falan koyarım diye düşündüm. Hem güzel bir görsel hem de böyle spor şık bence. Daha sonra şu çok beğendiğim IKEA'nın klasik vazosundan aldım. Bu da inanılmaz dekoratif duruyor. Şu mumlardan aldım. Bunun sebebini söyleyeceğim. Bir de.
şöyle bir mumluk tepsisi vardı. Normalde bu bahçe bölümünde satılıyordu. Ama dedim ki şöyle şu mumları tabii ki de açıp üzerine koyduğumda hani bayağı şık bir görsel olabilir. Bunun da fiyatı bayağı düşük bir şeydi açıkçası ama hani çok şık durabilir yani, bilmiyorum. Nevresim takımı aldım. IKEA'nın, yani şunu söyleyebilirim, çarşafları mükemmel. Ölçüleri mesela siz diyorsunuz ya pelo işte yatağına tam olmuyor. IKEA'nın çarşafları mesela tam oluyor ama IKEA'nın yastık kılıfları da bizim yastıklarımıza tam olmuyor açıkçası. Bunu anladım. O yüzden IKEA'nın artık yastık kılıflarını almıyorum. Sadece nevresim ve çarşaflarını alıyorum. Bunda da zaten iki tane kılıf çıktığı için genelde süs yastıklarına takıyorum. Sıkıntı olmuyor. Hiç masa örtüm yoktu. Geçen gün masa örtüsü aradık. Tüm gün evde ve yoktu. Kendime bir tane masa örtüsü aldım. Açalım bundan. Şöyle düz krem kullanırız ya. Daha sonra yine şu mumluk gibi olan, aynı zamanda böyle yapay bitkiler için de kullanabileceği minik vazolardan aldım. İnanılmaz minik ama böyle 3 tane koyarsam yine çok tatlı olur diye. Ya tamamen dekoratif bir alışveriş yaptım bu arada. Şöyle bir şey düşün. Bu vazoların miniklerine... Vazo değil. Çerçevelerin miniklerini aldım. Beyaz diye. Bunu tak başlığımız için aldım. Bir tane. Şimdi tak başlığımızı acaba büyük içine böyle dekorat değişik bir şeyler koyup siyah çerçeveyle nasıl olur acaba diye denemelik aldım. Olmazsa zaten misafir odasına asacağım. Beğendim. İnanılmaz güzel. Ama uyar mı uymaz mı dediğim gibi bilmediğim için bir alamadım. Bir de şunu aldım. Zaten ben aşağıda da kullanıyorum bu tepsiyi. Bu tepsinin üzerine de işte parfümlerimiz açıkta duran, onların üzerine koyarım diye aldım. Bu arada gerçekten dağınık, çalışamıyorum. Sürekli toparlayasım geliyor her şeyi. Tamam, her şeyin etiketini söküp topladığıma göre yerleştirmeye başlayabilirim. Direkt bu sepetleri böyle koyacağım. Benim başlıklarını getirmiştim, şu Dyson'ın. Buradaki Dyson'ın başlıkları burada olsun diye. Onları koyacağım. Ve şu 4 tane başlığı var. Şuraya şöyle... Şimdilik arkadaşlar şuraları şöyle yaptım. Bunların içi boş. Şimdi bunların içini toparlayacağım. Şuraya şöyle bir kokusu ve mum koydum. Bunların içine resim gelecek. Sanki bir şeyler eksik. Yani mesela şurada bir eksiklik var. Buraya böyle küçük bir çerçeve koyabilirim. Ya da bunun altına ya da üzerine bir kitap tarzı bir şey koyabilirim. Şöyle bir kemer kutusu koydum. Şimdilik tabii ki de. Dediğim gibi yani burası şu an şöyle dolunca ve daha güzel süslenince bence bayağı güzel olacak. En azından şununla falan da böyle tamamlanıyor. Perdeyle uyumlanıyor. Şunu da buraya koymayı düşünüyorum. Bence bayağı güzel oldu ya. Allah. Şimdi bir de şunu almıştım IKEA'dan. Direkt böyle kuru dallar. Onların bir de vazosu var. Vazosuna bir de onu yerleştir. Arkadaşlar inanılmaz yoruldum ve böyle uyumamak için kendimi çok zor tutuyorum. Neyse. Hızlı bir şekilde toza yere bir makine tut. Ondan sonra aşağı ineceğim, bir kahve falan yapacağım. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Bir de çok fazla çikolata yemiştim. Bu da herhalde kan şekerimi düşürdü, bilmiyorum. Aslında şurada şöyle aldığımız uçlar var. Onları falan yerleştirmemiz gerekiyor. Ama küçük mola vereceğim temizlikten sonra. Bayağı da düzeni oturdu ya. A few moments later.
Tekrardan selam. Bir yandan da iş yapacağım. Yatak odasını toparlarken çok mayıştım. Kahve içtim, ayılmadım, bir şeyler yedim, midem saçmaladı, çikolata yedim tekrardan falan. Ne yapacağımı bir bilemedim. Bir de bütün gün evdeydim ya. Ben de bir duşa girdim. Şimdi saatlerimiz 6 falan. Elvan'ın gelmesini bekliyorum. Yani ortalama bir saate falan gelir o da. Bu esnada da IKEA'dan aldıklarımı, mutfak olanları buraya bırakmıştım. Aynı şekilde duruyorlardı. Bunların dedim bir etiketlerini sökeyim, makineye atayım. Bunlar da çalışsın. Ama etiket sökmek çok zor. Neyse aldıklarımı göstereyim, sonra hızlı hızlı etiketlerini sökeyim. Zaten sadece IKEA'nınkileri kullanıyorum. Çok beğeniyorum. Bunu Elvan için aldım. Mangalda daha rahat, ucu metal bir maşa, mangal maşası yapar diye. Bunu da yine kaşık aldım IKEA'dan. Zaten çok rahat oluyor kaşıkları. Bundan bende siyahı var. Grisini de aldım. 2 tane olsun diye. Bunları yıkayacağım zaten. Etiketleri sökülecek. Daha sonra 8 tane şu bardaklardan aldım. IKEA'nın su bardaklarını daha önce hiç kullanmadım. Ama çok hafifler ve şekilleri çok hoşuma gitti. Şöyle. Altları falan da bayağı ince. Ne bileyim bir portakal suyu falan sıktığımızda güzel bir su bardağı olur diye. Pazartesi günü ve bu videonun gittiği gün evimde bayağı bir misafirlerim olacak. O yüzden ihtiyacım da vardı. Su bardaklarım çünkü geçen gün Instagram'da paylaştığımda kırılmıştı garip bir şekilde. Neyse şimdi hemen etiketlerini sökeyim. Bir de 4 tane şu kahve fincanından aldım. Böyle düz beyazlardan. Çok hoşuma gitti. Yani niye 4 tane aldım bilmiyorum. Denemelik sanırım. İnce geldi. Benim bazıları makineye atılmıyordu kahve fincanlarımın. Bunlar böyle düz beyaz. Günlükte içerim diye aldım. Saniye bir saçımı kuruttum ve geri geldim. Saat 8'e geliyor. İnanılmaz acıktım. Elvan'ı bekliyorum. O da hala yok. Canım da böyle hem ona tavuk yapacaktım, spora geçmiş. Hem de böyle benim de canım bir dürüm çekti. Yani sabah da dürüm yedim ama tavukları ızgara yapıp ben de böyle barbekü sosla falan dürüm yapmayı düşünüyorum. Ben de marinasyona bırakacaktım ama maalesef bırakamadığım için direkt böyle tavaya atacağım. Kapağını da kapatacağım. Birazcık suyunu salar, suyunu çeker. Ondan sonra da kızartırım diye düşünüyorum. Zeytinyağı şöyle. Çünkü hala buzlu olanlar var içlerinde. O yüzden de kapağını kapattım. Bu esnada da sofrayı hazırlayayım diyorum. Ay inanılmaz uykum geldi ve o kadar acıktığım için hareket edecek halim kalmadı. Şunları koyalım. Bir de yanına en ılısından bir salata yapacağım. Arkadaşlar tam yemeği bitirdim ve Elvan'ı gördüm. Elvan geldi. Normalde asla canım barbekü sos çekmez ama tavuğu barbekü sosla istedim ve barbekü sos yok. Neyse salatayı yaptım. Limonunu sıktım. Sadece zeytinyağı ve ekşisi kaldı. Tavuklar bence oldu. Suyunu çekti zaten gösterdim. Şu an kızarma aşamasındalar. Brokoliyi de koydum. 2-3 gündür buzdolabında brokoli vardı. Onu unutuyordum. Ne? O da hemen böyle buharla haşlanır diye koydum. Zaten direkt yemeğimizi yeriz. Elvan'ı kapıyı açayım. Hadi. Ama telefonumu almadık benim. O yüzden bir daha gideceğiz.
Çok uzağa ya. Uzağa ya. Sen benim telefonuma bir televizyonu aç o zaman. Ama senin telefonun adı... Sen al. Arkadaşlar şöyle bir tavuk oldu, yanına bir salata. Kendime kadar da hemen brokoli aldım. Bıdık. Kırıldı galiba kemiklerin. Yaşam alanıma koy, bakın. Koymayacaksın bu arada değil mi? Koyacağım. Hı-hı. Adaş bir şeyler yapıyor bu. Aşko? O zaman başlı başına yalan çıkar. Ne? Açıklamalar yok. Aa, neden? Bu arada mıydı? Ne ya? Hiçbir giremedim. Evet. Aa, geçmiş oldu. Bu hangi renk? Adam sende. Onun eşofmanı altında var. Kendi kendine elime de kaldı. Ama eşof veriyor. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hızlı bir şekilde hazırlandık. Arkadaşlarımızla bir kahve içmeye gideceğiz. Bu arada şöyle bir paket geldi bugün bana. Beraber açalım istedim. Bu olarak şu Elvan'a gelen kargoyu açacağım. Elvan'a gelmişti ama sanırım bana aldığı bir şeydi. Bunu da biliyorum. Bayağı tüylü bir şey. Kuş yemi göndermişler. Çok tatlı. Şaka gibi ve arkasına not yazmışlar. Ay çok ince bir düşünce. Elvan bana bir laptop kılıfı almıştı arkadaşlar. Şöyle. İçi de böyle. Şöyle gözleri falan var. Güzel. Burası da herhalde tutma yeri. Tam olarak bilmiyorum. Burasında da böyle pati izleri var. Ama çok tatlı. Elo gelmiş kılıfım var. Bir de şu paketi açacağım. Bu arada bana gelen bir hediye. Ben de bilmiyorum içinden ne çıkacak. Aa, güzel günlerde kullan Pelin. Seni çok seviyorum. Çok tatlı. Too Baby markasının şöyle bir diğer ve altına harika. Böyle bir deri pantolon giymiş. Yalnız gerçekten çok güzel duruyor. Evet. Bunları deneyeceğim. Instagram'dan da paylaşacağım bu arada. Nasıl durduğunu da göstereceğim. Bir şey var mıydı açacağım paket? Yoktu. Neyse. Bunlar için gerçekten teşekkür ederim. Too Baby markası. Ben bunu Instagram'dan da paylaşacağım. Bu da çok ince bir düşünce. Bunu zaten biz almıştık ama şu kuş yemi çok hoş. Biz şimdi Elo ile dışarı çıkıyoruz. Hızlı bir şekilde saat çünkü 10'a geliyor ve arkadaşlarımız bekliyor. Arkadaşlar bence bu video için şu kadar yeterli. Yani çok da uzun video yapmak istemiyorum. Ya gerçi uzun istiyorsunuz ama neyse. Zaten şu an çıkacağız. Bir kahve içeceğiz. Ondan sonra da eve gelip yiyeceğiz. Makyaj bile yapmadım. Yeni bir videoya zaten başlarım bence. Umarım inşallah. Bu videoyu umarım sevmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz, devamlarını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Instagram'dan da beni takip ederseniz oradan da böyle daha aktif bir şekilde paylaşabilirsiniz. Paylaşım yapıyorum. Çok yoruldum. Elo 2 dakikada sen benim... Gitmiş bile. Neyse ben biraz daha çıkmazsam zaten geç kalacağım. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.